Vallahi biz köylüyüz. Bu kadar pek bir şey de anlamayız ama daha iyiye gider gibi geliyor bana. Bana göre. Yani tek kişi hükümetler, Rusya olsun, Amerika olsun. İyi. Süper güçlü yani. Türkiye'de bu doğuda süper güç olmak istiyor, Orta Doğu'da. Benim görüşme göre. İyi görüyor. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in olduğu zaman da. Köylü çok büyük bir sıkıntıya düştü o zaman. Askeriye kurmak istedi, hükümeti falan bir şeyler yaptı, bir kere askeriyeye verdiler. Ondan sonra seçimlere gittik ama yani millet şimdi eskisi gibi değil tabii. Uyandı. Şey istemiyor, inkılap istemiyor. Referandumda bizim daha ileride, memleketimizi idare eden kişilerden anladığımız kadarıyla çabuk seyri karar alacak. Bunlar ne yapacak, şu olacak, bu olacak. İşlerin daha iyi olacağını söyleniyor. Biz de buna inanıyoruz. Şimdi evet veya hayır deyince biz anayasanın maddelerini, kurallarını bilmiyoruz ki. Okumadık ki bugün için. Ama iyi olacak düşüncesiyle mesela ben kendim şahsım olarak evet diyeceğim. Koalisyon hükümetleri hiçbir iş yapma imkanı bulamıyor ki. En fazla 1,5 senede, 2 sene içerisinde hükümetleri bozuyorlar. Mesela 74 senesinde Ecevit iktidara geldiği vakit Adalet Partisi'nden 40 tane milletvekili ayrıldı. Gitti Ecevit'in yanına bakan oldular. Bir bakanlık için memleketini sattı adamlar. Onun için de bu sefer vatandaşa faydalı olamıyorlar. Cumhuriyetimiz 90 kusur yaşına girmiş. Bugün 65 tane hükümet var. 65. hükümet bu mesela. Olur mu bunlar? Ama son zamanlarda bu hükümet gelince zamanı gelmeden seçim yapmadı. O da bir yerde iktidardaki olanların istikrarlılığını gösteriyor, yani direnişini gösteriyor. Biz de en iyi güzelli olmasını istiyoruz. Gelen hükümetlerin bu koalisyonlar olmasın, tek başlarına olsun. Ama referandumdan hiçbir şey kimsenin bir bilgisi yok. Ne nasıl olacak, nasıl yürütülecek bu idare şekilleri. Bunların bir açıklanmasını istiyoruz yani. Kafamızdan duyuyoruz da yok padişah şey olacak, tek başına olacak, yok bir şeyler duyuyoruz ama hiçbir şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani. Ya Devlet Bahçeli'nin son zamanlarda değerini artıran bazı duyumlar duyuyoruz. Mesela 2000'li yıllarda Ecevit'ler iktidar olduğu vakitte dervişi getirdiler ekonominin başına dışarıdan. Derviş eğer olsaydı, ben bunu açık oturumlarda da dinliyorum, buralardan duyduğum kadarıyla. Bugün Yunanistan'dan kötü olurduk diyorlar. Bunu Bahçeli anlayıp çalışan hükümeti bozdu ve dervişi başımızdan attı. Şimdi de hükümetin yanında yer alıyor. Bu yüzden bence çok değerli adam. 18 yaşında, ben 18 yaşını katiyen kabullenemiyorum. Katiyen ama. En sevdiğim parti AK Parti. 18 yaşında bir milletvekili adayı olsun. Katiyen vermem yani reyimi. 17 yaşında 17.99 bir gün sonra 18'e girecek. O beni yönetecek. Allah muhafaza. Ya, onu bilir mi ya? Ya orası çocuk yuvası değil ya. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Aklı başında adam lazım buna. Memleketi yönetecek adam. 18 yaşında çocuk babası harçlığını verir. 18 yaşında zaten yani. Üniversiteyi bitiremeyecek ki. Yani ne kadar saçma ya, bir şey. Reyi verebilir. Hiç bir yere gidecek kişi ama üniversiteyi bitirmiş orayı temsil edemez. İlerleri görebilecek. Ben öyle görüyorum yani. Orayı temsil edemez. Burası gençlik grubu değil. Üniversite yahut da lise grubu da değil. Burası Türkiye Millet Meclisi. Dünyayla oynuyorsun. Öyle Türkiye'yle de oynamıyorsun. Yani orası büyük. Yani büyük bir yer ya orası. Şimdi biz ben şeyi rengimi belledim ben AK Partiliyim. 52 ile 55 arası diyorum ben. Biraz zorlayacak gibi geliyor bana yani acık. Hayırlısı olsun adam hizmetleri saymakla bitmez. Hizmetleri çok. Köylüye destek de çok. Biz malcılık da yapıyoruz. Biz memnunuz ben bilmiyorum. Sonra ben
Kimisi işi bozuluyor, hükümete haber buluyor. Ben her hükümetin zamanında para kazandım. Anladım, sadece bu hükümette değil. Her hükümette, neden? Ben işimi bilirim ya. Sen işe gitme, işini bilme, hükümete haber. Senin hükümetle ne işin var? Ne fabrikayı mı, işçi mi bulamadın, şey mi yaptın yani, iflas mı ettin? İlk evvela temennimizi söyleyeyim. Allah memleket için, devlet için ne hayırlısı olsun. Cumhurbaşkanı seçilecek, cumhurun başkanı olacak insan, başkan olacak insan Türkiye Cumhuriyeti'nde doğma şartı vardı. Şimdi onu kaldırıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kafi. Niger ava. Sistemi değiştir. Tamam, başkanlık güzel bir şey. İki başlılığı kaldırıyorsun. İyi veya kötü. Kim gelirse gelsin tek başına. Madem ki seçim var, tek başına olsun. Ama bu kanunun ni gereği var? Amaç ne? Birkaç tane öyle çekinceli, yani olmaması gereken birkaç tane kanun var ama esas itibariyle iyi gözünden bakıyorsun. İslamofobi var ya dünyada. Tayyip'e fobi var şu anda. Yani Tayyip düşmanlığı diyelim. Yani vatanını satacak duruma gelen insanlar var. Yeter ki Tayyip gitsin. Birinci Dünya Harbi'nden önce Sultan Abdülhamit'e düşman olanlar gibi. Yani o vakitte de Kızıl Sultan gitsin. Edirne'den şey gelsin. Bulgar gavuru gelsin Edirne'ye hükmetsin diyenler gibi yani. Fark yok. Aktörler değişik. Oyuncular değişik. Olay aynı olay. Yani bu oyundan inşallah güçlü çıkabiliriz yani. Öyle istiyoruz. Yani. Niyetimiz o. Yani millet olarak birliği sağlamamız lazım. İktidarlara, yani siyasiyete, yani memleketi yöneten insanlara biraz daha muhalefeti sesini dinlemelerini temenni ediyorum. Yani diliyorum. Çünkü onlar da bu milletin vatandaşı. Ateist olsa, kamelist olsa, komünist olsa, muhafazakar da olsa, milliyetçi de olsa bu milletin insanları. Bu topraklarda yaşıyorlar. Hepsini, yani hepsini kucaklaşıp da çoğal, yani büyüyebiliriz diye düşünüyorum.